Tabii son zamanlarda bu damar kanserleşme paketinden bahsediliyor. Bu aslında biz Saadet Partisi olarak damar kanserleşme paketinin beklenenlere cevap verecek nitelikte olmadığını düşünüyoruz. Zaten kamuoyunda da özellikle bu konuda kanaatler güçleşiyor. Yani paket hakikaten uzun süredir beklediğini vermiş durumda değil. Özellikle başörtüsü konusundaki ayrım gerçekten toplumumuzu ve özellikle kadınlarımızı sükutu hayale uğratmıştır. Yani asker, polis ve özellikle de hukuk alanında savcı ve hakimlerimizin başörtüsü yasağının devam etmesi, diğer alanlarda bunun serbest bırakılması hiçbir anlam ifade etmez. Bu burada resmen kadınlarımıza yine ayrım, yine farklı bir gözle bakılmış oluyor. Aynı şekilde yine siyasi parti kanunundaki değişiklik, işte barajın %3'e, %5'e indirilmesiyle ilgili bazı çalışmaların mecliste yapılacağı söyleniyor. Bu da bizim için yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü bunlar net ifadeler olmalı. Yani bir başörtüsü eğer kaldırılacaksa başörtüsü kaldırılmıştır. Aynı şekilde yine özellikle bu son zamanlarda okullardaki andın kaldırılması ile ilgili bazı söylentiler var. İşte andın kaldırılması ile ilgili iyi bir şeyin olduğu söyleniyor. Bunu biz 1991 seçimlerine muhterem merhum Erbakan hocamızın Bingöl'deki konuşmalarından hatırlıyoruz. Yani o gün bunu söylemişti. Eğer siz ortaya çıkıp ben Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, daha iyi biliyorum derseniz yarın başkası çıkar, ben Kürt'üm, doğruyum, çalışkanım der. Dolayısıyla sıkıntılar çıkar. Yani biz o gün bu adımı atmışızdık. Bu da çok geç atılmış bir adım. Aynı şekilde yine bu pakette yer alan ve bizler için gerçekten yetersiz gözüken başka bir madde de yine siyasi parti kanununda işte barajın %3'e indirilip siyasi partilerin bundan hazine yardımından istifade etme konusu. Bu da gerçekleşecek bir şey değildir. Çünkü baraj zaten %10'dan aşağı düşmeyecek ve dolayısıyla da hiçbir şimdiki mevcut dört partinin dışında hiçbir siyasi parti buradan kesinlikle hazine yardımı alması söz konusu değil. Yani kısacası bu paket beklenenin çok çok altında bir paket olmuştur. Din ve vicdan hürriyeti ile ilgili verilen bazı serbestiyelerin de bir lütuf olduğu hiç sanılmasın. Çünkü bunlar zaten insanın, toplumun ve inanan insanların bir hakkıdır. Dolayısıyla paket yetersizdir. Ama hiç mi olmamalıydı? Hayır. Elbette ki demokrasi yolunda atılmış bir adımdır. Bununla ilgili biz ancak bu şekilde bunu değerlendiriyoruz ve diyoruz ki bu hiç yoktan iyidir. İnşallah ileride daha önemli kararların alınmasına ön ayak olur ve bu ileride Türkiye'nin önündeki handikapları, engelleri kaldırmaya vesile olur diye düşünüyoruz. Yoksa paketin eğer gerçekten bu ülkede bazı sıkıntıları ortadan kaldırabileceğini veyahut bekleneni mutlaka vereceğini düşünüyorsak yanılmış oluruz. Bariz örneği de şudur. Yani bu barış süreciyle ilgili bu paket çok bir umut vesilesi olmuştu. Ama maalesef pakette beklenilen ve kısmi de olsa bir afın olmaması bu barış sürecine hiçbir katkıda sağlayacağına inanmıyoruz.